Merhaba gençler, bugünkü dersimiz Osmanlı Devleti'nin değişim çağındaki Avrupa ile olan ilişkilerinden bahsedeceğiz bu derste. Osmanlı Devleti'nin klasik yapısındaki değişimden bahsedeceğiz. Aslında Osmanlı Devleti'nin klasik yapısı değişmek zorunda kaldı. Yani Osmanlı Devleti, evet şimdi artık dönem değişti, biz de kendimizi değiştirelim diye düşünmedi. Bu dönemde baktı ki Avrupa kendisini hızlı bir şekilde ilerletti. Avrupa'da büyük bir gelişme var. Osmanlı Devleti de ister istemez kendi özelliklerini değiştirip onlara ayak uydurmak zorunda kaldı bu dönemde. Hemen bakalım hangi dönemden bahsediyoruz? 15. ve 16. yüzyıldan bahsediyoruz. Bu döneme kadar Osmanlı Devleti'nin geçirdiği döneme biz klasik dönem ismini veriyoruz. Ama daha sonrasında dediğim gibi artık kendisini değiştirmek, Avrupa'yı örnek almak zorunda kalacak. Bakalım bu dönemde neler yaşanmış? Padişahlar devletin iç ve dış siyasetindeki en önemli belirleyicilerdir demişiz biz. Çünkü bu dönemde, klasik dönemde biz Osmanlı Devleti'nin iyi olduğu dönemden bahsediyoruz. Yani aslında hala üstün bu dönemde. Kul sistemi sayesinde güçlü bir idari ve askeri yapı oluşturmuştur Osmanlı Devleti. Kul sistemi deyince devşirme sistemi, yeniçeri sistemi de düşünebilirsiniz. Biliyorsunuz ki bu sistemde herkes padişahın kulu kabul edilirdi. Gaza ve cihat politikası aktif bir şekilde uygulanmıştır demişiz. Zaten biz biliyoruz ki, birazcık yaklaştıralım. Gaza ve cihat politikası hem Türkler için hem Müslümanlar için oldukça önemliydi. Allah için ve Türklüğü yaymak için biz savaşıyorduk, mücadele ediyorduk ve topraklarımızı İslam dini için genişletmek istiyorduk. Osmanlı Devleti dünya siyasetinin en önemli yönlendiricileri arasında demişiz. Çünkü dediğim gibi biz Osmanlı Devleti'nin zirvede olduğu dönemlerden bahsediyoruz. Daha çok işe girmedik. Evet, üretim ve ticaret ile ilgili alınan tedbirler ekonomik hayatı canlı bir şekilde devam etmesini sağlamıştır demişiz. Dediğim gibi Osmanlı Devleti ne kadar başarılıysa tabii ki bütün sistem doğru orantılı olarak o kadar başarılı bir şekilde devam edecek. Evet, yazımızı görebilmek için birazcık küçülttük. Evet, sonra 16. yüzyılın sonlarından itibaren artık klasik düzen bozulmaya başladı. Neden? Çünkü dediğim gibi Osmanlı kendisini aslında bu dönemde çok iyi olduğunu düşünüyordu. Ve karşısındaki Avrupa'nın hızlı bir şekilde geliştiğini maalesef fark edemedi. Evet, aslında bu değişim deyince direkt aklımıza hani bozulma yüzünden gerçekleşen bir değişim de gelmesin. Dediğimiz gibi dönemsel olarak Osmanlı Devleti artık çağın getirdiği düzene ayak uydurmak için kendisinin de düzelmesi gerektiğini fark etti ve bunun için artık kademeler atlatmaya, işte aşamalar gerçekleştirmeye başladı. Ve biz bu döneme baktığımızda diyoruz ki Osmanlı devlet adamları Avrupa'da 15. yüzyıldan itibaren coğrafi keşifleriyle başlayıp Rönesans ve reformla başlayan ortaya çıkan hızlı bir şekildeki gelişmeyi fark etti ve bunu ayak uydurmaya çalıştı. Özellikle Osmanlı Devleti'nde layiha adını verdiğimiz bu raporlardan bahsediyoruz. Osmanlı Devleti'ndeki bu konuyla ilgilenen devlet adamlarının yazdığı raporlarda biz aslında Osmanlı Devleti'nin kendisini toparlamak istediğini, yenilemek istediğini görüyoruz. Ve aksaklıklara çözümler bulmaya çalıştıklarını görüyoruz. Evet, tabii ki bu aksaklıkların düzeltilmesi gerekiyor. Bu layihaların yazılmasının sebepleri de bu. Ortaya çıkartılacak sorunlar bulunacak. Daha sonra bu sorunların da hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması gerekiyor. Bu yüzden bu aksaklıkları ve dış etkenleri önlemek için de çeşitli nedenler ortaya atmışlar. Dış etkenler ve iç etkenler diye biz bunu iki başlıkta işlemişiz. Bakalım nelerden bahsedeceğiz. Demişiz ki dış etkenler deyince Batı'da güçlü devletlerle komşu olunması, Doğu'da ise doğal sınırların aşılamaması. Yani Osmanlı Devleti sıkışmış artık, topraklarını daha fazla genişletemiyor. Bu yüzden de dediğimiz gibi dış etkenler Osmanlı Devleti'nin zayıflamasında ve artık eskisi kadar başarılı olamamasının en önemli sebeplerinden biri. Rusya'nın güçlü ve dinamik bir devlet olarak karşısına çıkması. Karşınızda ne kadar güçlü bir devlet varsa tabii ki siz de kendinizi ona göre toparlamak zorunda kalırsınız. Kendinizden daha zayıf devletleri çok kolay bir şekilde kendi bünyenize alabilirken Rusya gibi güçlü ve dinamik bir devlet karşınıza çıkınca ve Akdeniz gibi bir hayali olunca tabii ki bu hedefler maalesef biraz sapmaya uğrayacak. Evet, Avrupa'da silah teknolojisinin önemli gelişmelerin yaşanması. Şimdi ne kadar çok silahta gelişirlerse, yani teknolojik olarak, askeri olarak ne kadar gelişirlerse sizin onlarla savaşta baş etmeniz o kadar zor hale gelecek. O yüzden bu dönemde Avrupa'nın silah teknolojisindeki gelişme de Osmanlı Devleti'ni sekteye uğratacak.
Evet, Avrupalıların merkantilist politikasının Osmanlı ekonomisine zarar vermesi. Şimdi merkantilist politika neydi? Aslında bahsetmiştik diye hatırlıyorum. Merkantilizm bir ekonomi modeliydi. Şöyle düşünüyorlardı, değerli madenler bizim ülkemizde kalsın. Biz dışarıdan çok ucuza malı temin edelim ve çok daha pahalıya satalım. Bizim ülkemizdeki altın, gümüş, değerli maden neyse başka ülkelere gitmesin, bizim ülkemizde kalsın. Ve bu aslında merkantilist politika devletler arasında uygulanmış ve aynı zamanda sömürgeciliğin de temellerini atmış diyebiliriz. Evet, Avrupalı devletlerin çıkar doğrultusunda ittifak kurması da gösterilebilir demiştiniz dış etkenler içinde. Evet, bir de iç etkenlerimize bakalım. Ki merkezi otoritede yaşanan sıkıntılar. Şimdi Osmanlı Devleti'nde ufak sıkıntılar çıkmaya başlayınca şu gördüğümüz dış sebepler aynı zamanda şurada olduğu gibi Osmanlı Devleti'nin ekonomisine zarar verecek. Osmanlı Devleti'nin ekonomisi zarar gördükçe tabii ki bundan en çok halk etkilenecek. Bu halk da tabii ki yavaş yavaş isyanlar çıkmaya başlayacak. Halk artık durumun toparlanmasını isteyecek. Tabii ki bu durumu toparlayamayan Osmanlı veliahtları da, Osmanlı hanedanı da sıkıntıya düşürecek ve bu da merkezi otoritenin zayıflamasına sebep olacak. Evet, kulk sistemiyle yetişen devşirmelerin yönetimde etkilerinin artması demişiz. Bu da neye sebep oldu buna? Kul sistemiyle yani yeniçerilerden falan bahsediyoruz. Bu dönemde askeri sistem, tımar sistemi hepsi bozulmaya başladı. Zaten bunların hepsi zincirleme birbirine bağlı demiştik biz. Tımar sistemi yani toprak sistemi bozulunca otomatikman asker sistemi de bozulmaya başladı. Çünkü biz biliyoruz ki tımarlı sipahiler yani eyalet askerleri tamamen tımar sistemiyle devam eden bir sistemdi. Aynı şekilde yeniçerilere bakınca devşirme sistemiyle yeniçeriliğe alınıyordu. Artık hileyle, torpille yeniçeri olmaya başladı insanlar. Ya da yeniçerilerin evlenmesi, başka bir işte çalışması yasakken artık yeniçeriler çalışmaya, başka bir hani başka işlerde çalışmaya, evlenmeye başladılar. Bu da tamamen kul sisteminin bozulmasına sebep oldu diyoruz. Askeri yapıda aksaklıkların başlaması, bu da aynı şekilde kul sistemiyle anlattıklarımla aynı şeylerden bahsedeceğiz. Ve toprak sisteminde yaşanan aksaklıklar ve ticaret gelirlerindeki düşüşün ekonomiyi etkilemesi, bu da aynı şekilde dediğim gibi tımar sisteminin bozulması ve ticaret gelirlerinin düşmesiyle artık Osmanlı Devleti iyice zayıfladığını fark etmeye ve ön plana çıkartmaya başlayacak. Toplumsal düzenin bozulması da iç etkenlerin sonuncusu içinde gösterebilir demişiz. Evet, hemen devam edelim. Demişiz ki Osmanlı ekonomik yapısında yaşanan değişim. Evet, 16. yüzyılda dünyanın ekonomik düzeni tabii ki değişti. Çünkü gördüğünüz gibi coğrafi keşiflerden bahsediyoruz. Coğrafi keşiflerle beraber Akdeniz önemini kaybetmeye başladı ve yerine Atlas Okyanusu, Büyük Okyanusu, Hint Okyanusu gibi yeni daha büyük denizler yani okyanuslardan bahsediyoruz. Hatta şöyle bir tabir kullanıyoruz. Diyoruz ki artık ekonomi iç denizlerden dış denizlere aktarıldı. Yani okyanuslara geçti. Bu da tabii ki en çok Osmanlı'nın ekonomisini etkileyecek. Çünkü bu dönemde Osmanlı Akdeniz'e hakim bir devletti. Evet, Osmanlılar diyoruz ki Portekizlerle mücadelesi sonucu Akdeniz ticaretini canlı tuttular. Fakat 17. yüzyıldan itibaren Hollanda ve İngiltere'nin okyanus ticaretini el atmasıyla az önce söylediğim gibi ne yaptı? Artık Akdeniz ticaretinin önemi azalmaya başladı. İran ve Rusya'nın da İpek yolunu hemen dolduralım. İpek yolunu kontrol etmeye çalışmaları ve bunun için izledikleri politika sonucunda Osmanlı Devleti'nin ticaret politikası ve ticari gelirleri tamamen azalmaya başladı. Bir de kapitülasyonlar var. Osmanlı Devleti'nin diğer devletlere verdiği ayrıcalıklar var. Bir de üstüne bunlar eklenince Osmanlı Devleti'nin ekonomisi dediğim gibi alt üst olmaya başladı. Ve kapitülasyonlar özellikle devleti uzun vadede olumsuz etkiledi. Neden diyeceksiniz? Çünkü şöyle açıklayalım onu da. Osmanlı Devleti güçlüyken de vermişti aslında kapitülasyon. Bu kapitülasyonlar ayrıcalıklar Osmanlı Devleti güçlüyken çok da önemsememişti. Demişti ki işte senden alacağım 2 kuruş parayı almasam da olur. Benim zaten bu paraya ihtiyacım yok. Ama devlet zayıfladıkça, otorite zayıfladıkça bu eskiden önemsemediği meblağlar Osmanlı Devleti için çok daha kıymetli hale geldi. Ve tabii ki başta çok da önemsemediği kapitülasyon Osmanlı Devleti'nin yıkılış sürecini de hızlandırmaya başladı. Evet, coğrafi keşiflerle birlikte Avrupa'dan merkantilizm adı verilen maden zenginliğini ön planda tutan bir ekonomi anlayışı ortaya çıktı demişiz. Az önce söylemiştim zaten merkantilist politikanın ne olduğunu.
tekrar burada kısaca bir açıklamış. Maden zenginliği, yani madenlerin ülkenin içinde kalması politikası. Evet, bu ekonomi anlayışını benimseyen devletler altın ve gümüşü ellerinde tutmak ve kendi ülkelerinin dışına altın ve gümüş kendi ülkelerinin dışındaki altın ve gümüşü de toplamak için harekete geçmişler. Aslında bu da sömürgeciliği ortaya çıkarttı demiştik biz. Evet. Haydi devam edelim. Demişiz ki, peki Osmanlı Devleti'nin politikası neydi? Ondan bahsetmedik. Osmanlı Devleti'nin ekonomik politikası ise halk neye ihtiyaç duyuyorsa onu temin etmekti. Bu yüzden de ihracata, ithalata Osmanlı Devleti sınır koymadı. Avrupalı devletler dışarıdan aldıkları malları kısıtlarken Osmanlı Devleti'nin böyle bir kısıtlama getirmemesi tabii ki Osmanlı Devleti'nin madenlerinin yani değerli eşyalarının altınının azalmasına sebep oldu. Osmanlı Devleti'nin içindeki para azalınca tabii ki bir şekilde parayı döndürmesi lazım Osmanlı Devleti. Ve bu da Osmanlı Devleti'nin parasının değerini düşürmesi yoluna gitti. Tabii ki bu da çeşitli isyanlara sebep olacak. Çünkü şöyle düşüneceğiz biz. Eskiden aldığımız elimizdeki bir altınla ya da bir Osmanlı parasıyla, akçesiyle biz bir sürü şey alabilirken artık aynı akçeyle yarısını alabilmeye başladık. Bu da insanları tabii ki isyana sürükledi. Çünkü ben aynı maaşı aldığımı sanıyorum ama aldığım maaşla bu eskiden aldıklarımın ancak yarısını karşılayabiliyorum. Tabii ki bu da aslında yarıya düşmüş anlamına geliyor. Osmanlı Devleti'nin bu paranın değerini düşürme, yani akçenin içine altın ve gümüşün yanında değersiz madenlerin katılmasına taşiş yöntemi diyoruz biz. Akçenin değerinin düşürülmesi. Evet, bu düşen değeri yani değeri düşen akçelere, paralara da Züyüf Akçe adını veriyoruz biz bu dönemde. Evet, diğer taraftan demişiz ki Avrupa'da aynı ekonomiden nakdi ekonomiye yapılan geçişte Osmanlı toprak sistemini olumsuz etkiledi. Peki aynı ekonomi ve nakdi ekonomi nedir? Hemen ona bakalım. Bir işin karşılığında para yerine mal veya hizmet ödemesi ki gördüğünüz gibi Avrupa aniden nakdiye geçerken Osmanlı Devleti'nin ekonomik politikası tam olarak da bu. Hemen hatırlayalım, itibar sistemini mesela Osmanlı Devleti vergi olarak para değil de üretilen malı alıyordu. Yani gördüğünüz gibi işin karşılığında para yerine mal alıyordu ya da ne yapıyordu? Hizmet ile ödüyordu. Ama Avrupa artık nakdi ekonomiye geçti ve nakdi ekonomide hizmet karşılığı her zaman paradır. Osmanlı askeri ve ekonomik sistemin temelini oluşturan tımar sistemi az önce söylediğim gibi aynı ekonomiye dayanıyordu ve dediğim gibi bu da Osmanlı Devleti ve Avrupa arasında büyük bir kopukluk olmasına sebep oldu. Evet, nakide duyulan ihtiyacın artması üzerine tımar toprakları bu sefer nakide çevrilmeye başladı. Aslında biliyorsunuz ki Osmanlı topraklarında Osmanlı Devleti'nin toprak hiçbir zaman satılmazdı. Devlet tarafından işleme hakkı devredilirdi sadece. Bir süre sonra Osmanlı Devleti'nin nakit paraya ihtiyacı olduğu için bu topraklar iltizam toprağına dönüştürüldü. Yani tımar toprakları iltizam toprağına dönüştürüldü. Ve bu durum askeri ve ekonomik yapıyı da tabii ki olumsuz etkilemek durumunda kaldı. Evet, bundan sonra iltizam sistemini anlatacağım ama bu ders burada bırakalım. İltizam sistemini bir sonraki derste anlatayım. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için.